Evet sevgili dostlar. Öncelikle herkese merhabalar. Şöyle biraz gösterelim. Bundan önce birçok kaya mezarını gösterdim. Birçok kaya mezarının yapılarını, mantığını, çalışma sistemini, yapısal sistemini, buna yani kaya mezarlarıyla alakalı olabilecek her şeyleri gösterdim. Nedeni şu. Kayseri gibi bölgede veyahut İç Anadolu bölgesinde çok fazla olan yapıdır. Bununla alakalı Bununla alakalı birçok yeri gezdik. Şu görmüş olduğunuz yapı taşları altında şu görmüş olduğunuz alan ve yeri gördüğünüzde hiçbir şey yok. Şey bölge güvenliği için de fazla sağa solu çekmeyelim. Şimdi neden çok kaya mezar gezdiğimi veyahut neden bu kadar fazla yere gidip çıktığımı bazı insanların sadece e, arkeoloji yerlerini yani eski yaşantı bölgelerini geziyorsun, videosunu çekiyorsun dediklerini de aslında her şeyin bir çalışma bir prensibin bir mantığın içinde olduğunu göstergesi olarak da bu videoyu onlara göstermek istedim. Hani kuşluklar oluyordu biliyor musunuz, kaya mezallarına giriyordunuz, tepedeki şu noktaya çıkan bir bacanın olduğunu havalandırma deliğinin olduğunu Evet burada aynı şekilde öyle ve bu görmüş olduğunuz içeride bir kaya mezarı ve yakın dönemde kullanılmış şu an kartalımız ileri derecede güzel ses geliyor ee, yakın dönemde derken arkadaşlar yani bundan 100-200 sene önceden bahsetmiyorum çünkü 100-200 yıl önce olsaydı bu görmüş olduğunuz yer tamamen açık olurdu. Burası döneminde kullanılmış ve şu an burayı hiç kimse açmamış. Fazla irdelemek ve fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Benim zamanımı çalacak yer burası. Ben de görsel olarak şu şekilde neden kaya mezarlarını gezdiğimi bölgedeki yaşayan insan bundan yapıyorsa buna benzer yerde bu görüntüde bir yer buluyorsanız ve böyle bir kaya işlenebilir kaya ve buna müsait bir yer ve bu da gösteriyor ki arkadaşlar açılmamış kaya mezar yerlerinin en iyi örneklerinden birisi benden söylemesi ben her çektiğim videonun bir mantığı içinde çalışırım. O videoları sadece görsellik olsun diye değil de, için içindeki mantığı kapmak gereksinimi olduğu için çekiyorum. Her yaptığım bir video gerçekten bir bir amaca hitap ediyordur. Eminim buna. Diyorum ya, o kadar kaya mezarı çektim. Ve hala da çekeceğim. Çünkü ne kadar çok yere girip çıkarsam o kadar çok yapıdaki yerleri bilinçaltıma yerleştireceğim. Ve bu gibi yerlerde şu an etrafımı göstermeyeceğim ama şöyle yer, bir yerde hiçbir yerin kazılmadığını hiçbir yerde açık bir yerin olmadığını zaten olabildiğince göstermeye çalıştım bu da bir güzel bir örnek olsun mantık olsun ee, yani sadece kazmakla bulamazsınız bazen mantığınızla bulmak zorundasınız emin olun şunu bulmak mantıkla bulmak yerin altındakini kazarak çıkarmaktan daha kolay. Uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kısmetten ötesi olmaz. %50 boş olacak. Bakın %50 boş olacak. Ama görmek her zaman daha iyidir. Dışarıdan konuşmayı sevmiyorum. İçine girip bakmak her zaman daha çok tavsiye ettiğim şeydir. Çünkü oturduğumuz yerden konuşmak her zaman kolaydır. Evet şu an burada da tek kaya arkadaşlar. Başka bir kaya yok yani. Şu görmüş olduğunuz kayadan tek bir kaya var. Ve bir tanesi tek bir kaya da bu. Bunun ee, ne diyelim 2-3 kilometre sağında yani sağ tarafında kalan kısmında bu yapılardan mevcut. Açılmış halde. Ve bu açılmamış. Evet. Ee, Bazı arkadaşların soru soracağını biliyorum. Bu görmüş olduğunuz yapının tepeden açık olduğunu düşünecektir. Ya onun orası tepeden açıktır. Sen yalan söylüyorsun diyecektir. Evet tepeden de açık görüyorsunuz. İçerisi görünüyor. Evet. Çok belli oluyor arkadaşlar. O yüzden bazı insanlar her şeyde bir şey arıyorlar ya. Arasınlar. Onlar daha çok işimize geliyor. Evet. Şimdilik durduralım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu kayada bir kaya mezar var. Bir kuşluk sistemi yani bu. Ama kuşluk sistemi kapalı. Hem aşağıdan kapalı hem yukarıdan kapalı. Bunu aşağıdan açmak zordur. Çünkü kazacaksınız. Bir vaat çok ileri derece ses çıkartacaktır. Ve bu görmüş olduğunuz kayalar görüyor musunuz? Bunların tepeden Bakın mantığını da söyleyelim. Şuradan şu toprak yani toprağı aldığınızda tam orta noktaya eğer kaya dolmamışsa çok rahat bir şekilde giriş yapılacaktır. Eğer ki kaya dolmuşsa biraz zahmetli olacaktır ama havalandırmadan girmek her zaman en kolayıdır. Bu şekilde bilgilendirme yapalım birçoğunuz inanmayacak. Diyeceksiniz ki ya hadi oradan nasıl kalmış diyeceksiniz. Bu gibi yerleri çok fazla gezmeyen insanlar bulamayacaklar. Şöyle bakın. Bölgeyi güvende tutmak amacıyla yapıyorum bunu. Şu nokta yani şu gösterdiğim noktaya bir bakın. Evet zaten belirgin. Çok kaliteli olmasa da bir işlem mevcut. Ve şu an tam havalandırma deliğinin üzerindeyiz. Yani şu nokta şu görmüş olduğunuz noktayı boşalttığınızda bir deliğe ve bu deliğin aşağıdaki e, mezar odası dediğimiz yani kuşluk sisteminin olduğu noktaya iniş yapıyor. Bu da tamamen döneminde büyük ihtimalle soygun yemiştir. %50 olarak konuşuyorum bunu. Ama eğer ki yememişse emin olun, bakın emin olun. Bir şeyler çıkacaktır. Çünkü o insan burada yaşadı. Belki de mezardı, belki de sonradan bir şey yaptı ve şu anda kapalı. Bu da kapalı olmasının gösteriyor ki yakın dönemde yani 17, 18, 19. yüzyılda biraz daha erkene gelirsek yani 18 ve 19. yüzyılda buralar kullanılmamış. Yani bu alan kullanılmamış ve kapalı olarak kalmış. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar bu alan gerçekten ilgilenmeye değecek. En azından zahmetsiz bir insanın açabileceği şekilde. Yani bir insan bunu tek başına bile yaklaşık 2 saatte 3 saatte en geç bu alanı açacaktır. Şu anda sağdan soldan sesler duymaya başladım. Biraz durdurup arkadaşlar bölgenin güvende kalması her zaman benim için önemli. Ve her zaman söylüyoruz kaçak kazıdan uzak duruyoruz. Biliyorsunuz 2863 kaylı, sayılı kanuna göre Kaçak kazı yasaktır. Sonuçlarını bilerekten kazın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok uzun tuttum ama mantığını görmek açısından çok detaylı olmasa da açılmamış hali bu şekilde. Bunun açılış videosunu bekleyecekler, isteyecekler. Öyle bir video gelmeyecek. Çünkü biliyorsunuz biz kaçak kazı yapmıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar sıradan bir e, oy oluşum yani işaret bile demeyeceğiniz bir şey. Burada belirgin. Kaya dümdüz ve hiçbir yerde açılmış yeri yok. görüyorsunuz. Şöyle kayanın hiçbir yerinde açık olmadığını gösterdim. Giriş büyük ihtimalle şu noktadan kapatılmış, açılmamış ve yakın dönemde de kullanılmadığı için buranın ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi birçok insan buranın açılış videosunu isteyecek ama öyle bir video gelmeyecek. Nedenini de söyledim. Kaçak kazı yok arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. 2860 sayılı kanuna göre kaçak kazı yasak. Herkes buna göre kazısını yapsın, bu sorumluluğu alaraktan yapsın. Şu görselliği gösterip fazla uzatmayalım. 10 dakikanın üzerinde oldu sanırım.